Davul vurun, davul. Sözleşmemizin nedeni anlaşamadık. Bugün de saat 08 itibariyle grev kararı alındı. Uzlaşamadık. Uzlaşamama nedeniyle biz de artık grev kararı aldık. Ücret zammını işveren bugüne kadar uygulandığı gibi yıllık değil, 6'şar aylık dilimlerde teklif ediyor. Birinci anlaşmazlık noktası bu. İkincisi de miktarla ilgili anlaşmazlık söz konusu. İşveren birinci 6 ay için dün akşama kadar sıfır zam teklif etmişti bize. Gece yapılan görüşmelerde bunu ortalama olarak 200 liraya kadar çıkardı. Ama bizim teklifimiz şu anda 370 lira ve 1 Ocak'tan itibaren, yani sözleşmenin başlangıcından itibaren yıllık şekilde eskisi gibi olmaya devam etmesi isteniyor. Onun dışında bizim sosyal haklarımızla ilgili taleplerimiz var. İşveren bunların hiçbirini kabul etmiyor. Polimer iş yerinde 2016-2017 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 26 Aralık 2014 tarihinde başladık. Yaklaşık 6 aydan bu yana sürdürdüğümüz toplu sözleşme görüşmelerinde ne yazık ki anlaşma sağlanamadı. Temel anlaşmazlık konumuz ücret zammıdır. Önce ücret sistemi üzerinde bir anlaşmazlığımız var. İşveren diyor ki 6 aylık dilimler halinde ücret zammı uygularım. Biz ise diyoruz ki burada yıllık ücret zammı uygulansın. Yıllardan beri de uygulama böyledir. Ücret zam tekliflerimiz ise sendikamız en son teklifini bu sabaha karşı toplu iş sözleşmesini bitirmek koşuluyla 370 lira olarak verdi. Yani 2015 yılında burada çalışan üyelerimizin ücretlerinin 370 lira artırılmasını istedi. İşveren ise 6 aylık zamda diretti. Birinci 6 ay ve ikinci 6 aya verdiklerinin ortalamasına baktığımız zaman işveren 2015 yılı için sadece ve sadece 205 lira bir ücret zammı öneriyor. Gördüğünüz gibi aramızda oldukça büyük fark var. Ayrıca biz 2016 yılındaki ücret zammının enflasyon artı 2 puan, yani 2015 yılında gerçekleşen enflasyonun üzerine 2 puan eklenerek arkadaşlarımıza verilmesini istiyoruz. İşveren ise orada da 6 aylık dilimleri devam ettireceğini ve sadece enflasyon oranında zam vereceğini söylüyor. Sosyal haklarda da anlaşmazlığımız var. Şu anda 22 maddede anlaşmazlığımız var. Hatta ek maddelerle birlikte 29 maddede anlaşmazlığımız var. Bu 22 maddenin içerisinde önemli kalemler var. Sosyal haklar var, doğum var, ölüm var, evlenme var, yakacak var, primler var. Kıdeme teşvik primi gibi, var diye primi gibi primler var. Fazla mesai ücretlerinin artırılması gibi taleplerimiz var. Bütün bunlar da bir anlaşmazlık konusu olarak duruyor. Biz bugün burada bu grevi başlattık. Gördüğünüz gibi 1900 tane üyemiz büyük bir coşku içerisinde bu grevi başlattılar. Ücretler son derece düşük. Bu iş yerinde ortalama ücret, brüt ücret, altını çizerek söylüyorum, brüt ücret 1500 lira. Yani bunun neti yaklaşık 1200 liradır. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın ücretleri son derece düşüktür. Hatta bu 1900 çalışanın
neredeyse 1000'e yakını asgari ücret almaktadır. Yani 948 lira net ücret almaktadır. Dolayısıyla 100 ülkede faaliyet gösterdiğini iddia eden, 103 bin dünya genelinde çalışanı olduğunu söyleyen Eaton şirketi burayı bir ucuz iş gücü cenneti olarak görmektedir. Arkadaşlarımızın emeğini inanılmaz bir şekilde sömürmektedir.